İki hafta bir gün podcastine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki hafta bir günün yeni bölümünde bir müzisyen ağırlıyorum. Aslında başından beri ağırlamak istediğim bir müzisyen. Şimdiye kısmetmiş Ceylan Ertem. Ceylan merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim, seni sormalı. Tam normalleşme haftasına denk geldik. Nasıl durumlar? Sen nasıl yaşıyorsun normalleşmeyi diye sorayım. Yani ben normalleşmeyen azınlıktayım sanırım. Yani hala risk olduğunu düşünüyorum ortalıkta. Hani uyarabildiğim kadar sevgili dinleyicilerimi de uyarıyorum. Aman yavaş yavaş yapalım bu geçişi diye. Ama işte dün böyle bir takım eskiden çok kalabalık olan caddelerden fotoğraflar gördüm. Biraz içim karardı açıkçası. Yani herkes böyle bir çıkmış, maskesiz insanlar çok filan gibi görüntüler vardı. Biraz üzüldüm buna. Yani biz böyle yine korunmamıza devam edelim istiyorum. Çünkü yani aslında yani ne aşı bulundu ne hani bununla ilgili işte onlu rakamlara indi ölüm ve hasta sayıları. Bu nedenle sanırım biz o kadar da hızlı normalleşmemeliyiz diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum tabii herkes ne düşünüyordur ama hani bilim adamlarını, bilim kadınlarını dinlediğim zaman yani onlardan etkileniyorum ve onlar da aslında bu görüşü savunuyorlar gibi sanki. Şimdi uzun süredir de evlerdeyiz. O yüzden daha da ilgi çekici bir hale geliyor neler okuduğumuz, neler izlediğimiz. Şöyle başlayalım. Senin nasıl geçti bu dönem hem okuma hem de izleme anlamında? Yani okuma anlamında çok kötü geçti açıkçası. Yani bir süredir zaten konsantrasyonumu okumada çok güçlendiremiyorum. Yani biraz zorlanıyorum. O da galiba biraz şeydenmiş hani işte gün içinde sosyal medyada bu telefona bakarak laptoplara vesaire bakarak çok fazla okuma yapıyormuşuz ve o galiba kapasiteyi birazcık dolduruyormuşuz. Hani eskiden çünkü çok kitap okurdum niye şimdi böyle değilim aman Allah'ım diye üzülüp böyle araştırmalar yaptığımda biraz bunlar cevap oldu bana. Bu dönemde de tabii ben yine işte durmadan aslında podcastler çok dinledim. Ondan sonra işte bir takım haber programlarını ama tabii yine orada da çok seçiciyiz artık uzun zamandır biliyorsun. İşte yani Medyascope'u zaten hani takip ediyorum işte neredeyse her sabah oradaki birkaç programı izliyorum. Derken yani böyle aslında çok da hani elime kitap alıp okuyamadım ama işte dün bir Oruç Aroba'larımı tekrar bir çıkarıp karıştırdım. Nelerin altını çizmişim. Onlara biraz baktım. Ondan sonra Kemal Varol'un bütün şiirleri Bakiye diye bir kitabı vardır. Ona biraz göz gezdirdim bu geçtiğimiz günlerde. Geçen günde yine internetten sipariş ettiğim bir kitaba başlamak istiyorum. O da Çocuklukta İhmalin İzi Boşluk Hissi diye bir kitap. Bunu bir müzisyen arkadaşım, bir şarkıcı arkadaşım önerdi bana yine. Biraz böyle hani bu pandemi sürecinde galiba insanlar aileleriyle de ilgili çok düşünüyor. Çocukluğumuza falan da çok gittik galiba herhalde oralarda o hisleri biraz sorgulamalar başlayınca işte Melike Şahin biliyorsunuz Melike'yi bana bu kitabı önerdi. Bakalım bir ona girişeceğim herhalde okuması daha kolay bir kitaba benziyor. Yani kitap meselesi böyle. Tamam ben burada bir araya gireyim. Şimdi Oruç Aroba demişken hakikaten çok değerli bir insanı kaybettik.
Tekrar bakarken nasıl duygular oluştu? Biraz onun üzerine konuşalım mı? Yani tabii yani çok üzülüyorum aramızdan böyle müthiş ruhların ayrılmasıyla. İşte sanki böyle yaşarken de yeteri kadar hani ilgi ve sevgi göstermedik mi acaba hisleri de biraz ne yazık ki uyanıyor aslında. Yani tabii böyle inanılmaz çevirileri de olan, müthiş şiirleri de olan da biri. Felsefeyle de ilgili çok çalışmış ve hatta işte Açık Radyo'da programlar da yapmış bir üstad kendisi. Yani böyle şeyin bir komedyen vardı, şey diyordu işte ya neden hani köpekler bu kadar az yaşıyorlar, işte keşke tosbağalar işte kaplumbağalar ömürlerinde böyle 100 yıl yaşayacaklarına biraz bir 20 yılda köpeklere mi verselerdi filan diye böyle bir komik bir şey söylemişti. Ben de böyle hani bu kadar değerli insanların, işte aşıkların, ozanların, şairlerin, gönlü, ruhu güzel insanların sanki hani 200 sene falan yaşasalar gibi bir çocukça bir his hala. Yani ve hep eskiden üretmeye devam ettiler tabii. Evet yani. Evet, hep üretmeye ve bizi de iyileştirmeye, hani o güzellikleriyle başucu kitaplarımız olmaya, bizleri de eğitmeye ve doğru yol göstermeye, hani amaçları olmasa da ister istemez biz onların yolundan hani yürümeye çalıştığımız için. Hani birçoğu için söylüyorum, sadece Oruç Araba için değil. Yani hepimiz için harika bir şey olurdu filan, hani böyle bir insan ömrü hakkında, bazı insanların ömrü hakkında. Ama işte yani bakıyorsunuz bir tarafa da, sonra işte Kenan Evren yüzlerce yıl yaşayabiliyor yani, iyi ya da kötü. Ne oldu hani resim yaparak öldü falan gibi bir hani şey de oluyor düşününce. O yüzden hani iyinin kötünün, hak edenin hak etmeyenin gibi bir adalet sistemi yok ölümle ve yaşam süreleriyle ilgili tabii ki. İşte o çocukça bir istek yani, hani o, benim dedem benim hacca gitmişti çocukken. Ve o işte böyle bir takım hani dini bir şeyler öğretmeye çalışıyor, işte İslamiyet'le ilgili dualar olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Kadir gecelerinde de işte derdi bana, bunu daha önce bir programda söylemiştim işte. Ceylan bir dua et kızım, bak bu gece bütün duaların kabul olacak dedeciğim falan. Ay Allah'ım inşallah Sezen Aksu 100 yaşına kadar yaşar falan derdi. Ay alıp götürün şu çocuğu yanımdan, ne diyor bu falan diye fenalıklar geçirirdi adam. Yani ben böyle çocukluğumdan beri çok sevdiğim isimlerin çok uzun yaşamasını çok güzel diliyorum. Ama işte yani ilerledikçe de işte yaş hani biraz aslında belki ölümün de bir kayboluş olmadığı, belki hani başka bir yerlerde buluşma imkanımızın olacağı şeyiyle de, umutlarıyla da dolmaya başladım açıkçası. Burada da anmış olmamız güzel oldu bence. Şimdi işin izleme kısmına gelirsek, izleme anlamında nasıl geçiyor karantina? İzleme anlamında verimli geçiyor aslında. Yani işte biraz böyle beklettiğim şeyler vardı. Bir de uzun zamandır hoşlandığım, benim böyle bir takım kriminal olayların çözümüyle ilgili işte bir takım diziler falan izlerdim. Ama Amerikan versiyonlarını değil de şimdi Fransız versiyonlarına takmış durumdayım. İşte böyle biraz onlara sardım gibi. Tabii hepimiz gibi Last Dance izledim. Yani Michael Jordan şu anda bile üzerimde Air Jordan tişörtüm. Feci bir şekilde işte o 90'larda olan hayranlık ve şey, bu takipçilik, fanlık geri geldi bünyeme. NBA'ye falan tekrar böyle, işte zaten hani bir sürü spora da böyle bir şeyimdir, saygılıyımdır. Çok isterdim bir spor yapabilmek ama PG tembelim o konuda. Onların o şeyine, işte hırsına diyeyim, alkış tuttum evde kendi kendime. Ondan sonra onlara filan bir şey yaptım yani, böyle giriştim işte biraz filmlere baktım ettim,
Ondan sonra izlemeler biraz öyle gitti ama işte dediğim gibi hep böyle zamanlarda insan bir ajansa sarıyor hani durmadan tartışma programları. Yani böyle herhalde 3-4 saatimi alıyor o YouTube'da, orada burada, Spotify'da, Twitter'da güvendiğim isimlerin açıklamalarını filan izlemekle daha çok geçti galiba bu 2 ayım. Ama ben yine de filmlere dönmek istiyorum. Akılda kalan filmler oldu mu mesela bu dönemde? Bakayım ne olabilir? Ne izledim? Aklıma getireyim. Hazırlanmamışım bak, görüyor musun bunları? ya düşünürken sondan sonra daha çok konuş. Yani şöyle bir şey olabilir. Belki de hani son dönemde bu arada Miyazaki'leri tekrar izledim. Hı-hı. Netflix'e geldi biliyorsunuz. Hı-hı. Yani ben Miyazaki'leri zaten izlemiştim. Bir de bir ara Beyoğlu'nda Atlas Sineması'nda da bütün Miyazaki'ler gösterilmişti. Öyle bir hafta olmuştu. Onlara da böyle gitmiştim. Sinemada da hani çok sevdiğiniz eski filmleri izlemek çok böyle keyifli olabiliyor. Şimdi tekrar gelince yine onları bir baştan izledim. Onları zaten hani herkese öneririm. Onun dışında Torino Atını tekrar izledim. Yani o da yine böyle çok bir Belatar'ın filmidir. Onu işte sonra biraz Nuri Bilge Ceylan'ları tekrar izledim. Biraz yani sanki böyle hani şey mi yaptım? Hani sevdiklerimi mi tekrar izledim diye. Şimdi böyle bir yandan da şeyi açtım, iPad'imi açtım ne izledim diye. Onları karıştırırken hep yani onlar yani izlediğim şeyleri tekrar izleyip birazcık böyle kendimi iyi hissetmek istedim galiba. Daha dibindik sularda. Evet yani evet iyi hissettiğim yani iyi hissetmek derken de neşeli falan değil de hani beni başka bir dünyaya götürebilecek ve orada bir süre tutabilecek hani şu anda yaşadığım gerçeklikten biraz uzaklaştırabilecek ya da işte Nuri Bilge Ceylan ve Belatar gibi tamamen o gerçekliği suratı da tokat gibi işte çarpabilecek falan gibi. İki ayrı uçta gezinmişim galiba. İşte bir takım belgesellere baktım bu özellikle veganlık ve beslenmeyle ilgili şeyleri izledim. Ve işte yine aslında evde kaldığım için hani izlediğim şeyler işte eskiden çok fazla gidip alıyordum. Şimdi hani evde neden bunları üretmiyorum nasılsa hani vaktim var diyerek. İşte badem sütü nasıl yapılır, kaju peyniri nasıl yapılır filan gibi böyle videolar filan bolca izledim. Yani aslında hani çok spesifik şeyler veremedim hani dinleyicilere belki ama işte şunu izleyin, bunu izleyin gibi ben tavsiyeler. Bir yandan not alıyorum. Aslında bir yol gösterici de oldu bence. Yani alt alta yazınca ortaya bir şeyler çıktı. Şeyi sormak isterim. Vegansın değil mi? Evet, veganım. Ne zamandır? Ne kadar süredir? Ben 17 senedir vejeteryanım. 3 senedir de veganım. Oo, müthiş. Müthiş. Yani hani vegan olmayı düşünen kişilere belki izlemelerini tavsiye edebileceğin şeyler olur mu? Oradan gitsek. İlla ha bu tabii. Son dönemde izlediğin gerekmez. Ya aslında şöyle bir şey var. Bir kere yani veganlıkla ilgili çok fazla kitap var. Murat Kınıkoğlu'nun kitaplarını mesela tavsiye ederim. Ayrıca Murat Kınıkoğlu'nun şeyini de YouTube sayfasını da Instagram sayfasını da takip etmelerini tavsiye edebilirim. Çok fazla kaynak bulacaksınız ve çok fazla basit sorulara basit cevaplar bulacaklar aslında. Ondan sonra işte etin cinsel psikolojisinden işte ne bileyim işte peynir yalanı falan gibi hani böyle bir sürü kitaplar var yani etrafta. Ama işte yani zaten şu anda Google'a girip işte veganlıkla ilgili kitaplar, veganlıkla ilgili belgeseller derlerse hani hepsini bulurlar ama
şey biraz galiba bu Netflix'teki yine belgesel etkili oldu. Game Changers diye bir işte belgesel çıktı ya en son. Hı hı. Onu da niye öneriyorum? Yani en popülistlerinden ve en aslında et yiyen birinin rahatsız olmadan izleyebileceği, ki aslında tabii ki rahatsız olması gerekiyor ama hani başlangıç kiti olarak o belgeseli izleyebilir belki. O belgeselde biraz böyle spor dünyasından anlatıyorlar. Bir de biraz böyle erkeklikle et kavramının nasıl insanların kafasında birleştiğiyle ilgili bir takım işte görüşleri çürütüyorlar aslında. İşte örneğin bir bisikletçi et yediği zamanda girdiği yarışmada ve tabii ki onun o pratik yaptığı süreçlerde, antrenman süreçlerindeki verimliliğiyle ve sonra vegan beslenmeye başladıktan sonraki işte kazandığı yarışlar ve işte o koşucunun mesela ne kadar kısa sürede hızla koşabildiği ya da bir yüzücünün nasıl hızlı yüzebildiği, işte aylarca yürüyen birinin normalde işte atıyorum 30 günde o varacağı yere varıyorsa, vegan olduktan sonra bu sürenin 12-15 güne falan inmesiyle ilgili böyle çok çarpıcı işte gerçeklerle karşılaşıyor izleyenler ve ayrıca işte erkeklikle ilgili de bir takım genç sporculara penislerine şey bağlanıyor, bir takım aletler ve gece ereksiyonları ölçülüyor ve aslında et yiyenlerin bütün vücudunun uyuduğu, hiçbir şeye hallerinin olmadığı ama vegan beslenen sporcuların feci şekilde uyurken bile işte çok yüksek ereksiyon seviyelerinde filan işte takıldığı ve hani ben erkeğim et yerim tabii filan demenin aslında tamamen hani yalan ve ne kadar da komik olduğunu hani görüyor ve o genç sporcular da aman Allah'ım bundan sonra vegan besleneceğim, böyle bir gerçekle yaşayamam filan diyerek, yani böyle hem komik hem bir dakika filan, yani benim bir sürü böyle işte ya ben vegan olamam filan diyen arkadaşım o belgeseli izledikten sonra ya düşünüyorum aslında filan gibi, hani yani bu belgeselde hayvanların öldürülmesinden çok hani insanlara ne kadar yararı olduğu anlatıldığı için hani oralarda birazcık daha böyle bir ya da doğaya şeyler, ama hani diğer belgeseller onlara çok sert geliyor insanlara ve hani hemen işte bir takım bahaneler üretmeye başlıyorlar. Oysa ki ben 17 yıl önce bir televizyon haber programında bir inek, yani dostumuzun nasıl öldürüldüğüne şahit olmuştum. Önce işte ayakta duran inekçiğin gözyaşlarının aktığını ve ondan sonra da ayaklarının kesilip yere yuvarlanıp düşüp filan, hani böyle korkunç bir manzara gördükten sonra ya hani ben nasıl bir insanım ki hani yemek esnasındaki işte bir yarım saatlik en fazla hazım için bu muhteşem yaratıkların hayatına son veriyorum diyerek hani bir gecede vejetaryen olmaya karar vermiştim. Yani işte çok sert olanları da öneririm. İşte çok harika konuşmacılar var YouTube'da yine. Üstelik Türkçe'ye de çevrilmiş bir takım konuşmaları var onların. Hani onlar zaten benden çok çok daha etkili biçimde anlatacaklardır. Hani ne dinlerde, ne başka bir şeyde aslında hayvanların öldürülmemesi gerektiğini. Zaten dini kitapların en önemli cümlesinin aslında öldürmeyeceksin olması, ama dünyada hiç kimsenin işte bunu umursamaması aslında. İşte belki de oradan da işte bu türcülük feminizme de bağlanıyor. Türcülük aynı şekilde ırkçılığa da bağlanıyor ki yani feminizmde ırkçılık da şu anda hala dünyanın en önemli gündem maddelerinden ikisi herhalde. Kuşkusuz, yani hele şu an yani evet yani işte o nedenle ben herkesi kardeşim olarak hani görüyorum, bir ineği de, bir siyahiyi de,
bir beyazı da, işte bir Ermeni'yi de, bir Müslüman'ı da. O nedenle hani beni dinleyen herkese de, beni ciddiye alan herkese de bunu tavsiye ediyorum ve öğütlüyorum. Hani 40 yaşıma geldiğim için artık öğütlüyorum deme lüksüne sahibim. Çok mutluyum yani, yaşım birazcık böyle ilerlediği için, bunu diyebildiğim için. O nedenle yani işte şey, yani veganlık da aslında dünya barışını ve huzuru dileyen herkesin mutlaka en azından denemesi gereken bir, ne diyeyim, veganlığa işte, çünkü diyet değil veganlık, vicdani evet, bir karar diyeyim. Evet, ve bir düşünce dünyası belki, bilmiyorum. Şimdi ben bu arada et yiyen biri olarak, ama yine de daha ahlaki bulduğum kesinlikle veganlık. O yüzden de mümkün olduğu kadar veganlara daha çok söz vermemiz gerektiğini, hatta veganlığın ana akım haline gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok iyi oldu. Böyle düşüncesi olan dinleyicilerimiz de bu yoldan bence bu kitapları okuyabilirler, bu filmleri izleyebilirler. Şimdi sinema salonu konusuna gelmek istiyorum. Mutlaka bu karantina konusunda her konuğumla bunu konuşmaya çalıştım. Çünkü beni çok üzüyor sinema salonuna gitmemek açıkçası. Çok özledim. Ve asla evde aynı şeyi yakalayamıyorum. Yani evde film izlemekte bir derdim olduğundan değil, çok keyif alıyorum. Fakat ben çok özledim. Sende nasıl? Nasıl özlemin sinema salonlarını? Yani şimdi benim enteresan bir durumum var aslında. Ben agorafobi hastasıydım yıllardır. Ve o ne demek? Hani onu da yine açıp okuduğunuzda işte karantina gibi bir şey o aslında. İşte sinema salonları, konser salonları, tiyatro salonları, işte efendim AVM'ler, şunlar bunlar gibi yerlerde duramayan, ondan sonra açık alan ve kalabalık fobisi olan kişi demek ki, hani şarkıcılık yapan bir insan için hani en tuhaf hastalıklardan da biriydi. Evet, bilmiyordum, şaşırdım. Evet, yani yıllarca tabii sahneden indiğim konserlerim oldu ne yazık ki filan, ama hani tahtaya, taşa ve nereye vurursanız vurun, şu yani bir süredir çok iyiyim. Ondan sonra ama ben uzun süre çok, mesela arkadaşlarım giderlerdi, Sakarya'da büyüdüm işte, sinemaya vesaire çok güzel filmler gelirdi, ben gidemezdim, gittiğimde işte böyle morarırdım, nefes alamazdım, çıkmak zorunda kalırdım falan, hep böyle bir içimde zaten ukde olarak kalmış bir şeydir hani o sinemada bunun keyfini çıkartmak. Şimdi ben 3-4 yıldır aslında çok rahat bir şekilde sinemaya gidebiliyorum ve yani artık suyunu çıkardım diyeyim, şimdi biraz onun küfürsünü söyleyecektim de. Böyle artık yani biz neredeyse işte her hafta kardeşimle, güzel filmler gelirse tabii, hadi şuna gidelim, buna gidelim falan, ondan sonra gidiyoruz. Kardeşim de çok sever film izlemeyi. Eve de projeksiyon aldık cihazı ve işte büyük bir perde salona, hani televizyon almak istemedik aynı zamanda, zaten o kadar dev bir ekran televizyon almak istesen 1000 katı para ödüyorsun filan. Öyle bir güzellik de yaptık, hani evde de işte o sevdiği filmleri bana izletiyor, ben ona izletiyorum gibi geçiriyoruz filan. Ama işte yani şu anda mesela ben de çok özlüyorum sinemaya gitmeyi, özellikle tabii ki işte böyle bağımsız sinemalarımız. İşte Beyoğlu sinemasından Kadıköy sinemasına yeni yeni de toparlanmaya çalışan bir takım sinemalara gitmeyi çok özlüyorum açıkçası. O eski salonlar vesaireler. Bakalım hani onlara ne zaman döneceğiz, ama sanki işte kapalı mekanlarda konserlerin nasıl tarihleri belli değilse, sanki kapalı evet, mekanda o sinema ve tiyatro buluşmalarının da tarihi evet, şu an yani hiç yani zikredilmiyor bile. Yaz sinemaları bile olabilecek gibi. Belki belli yerlerde arabalı sinemalar. Bazıları eski klasik yaz sinemaları üstü açık. Belki öyle bu yaz hasretimizi giderebileceğiz. Son olarak şunu sormak isterim. Tabii müzisyen konuk etmişken neler dinledin diye de sormak isterim. Karantina müzik açısından nasıl geçti? Neler dinledin özellikle? Var mı böyle şeyler bizle paylaşabileceğin? Neler dinledim? Ben Robert Glasper'ın son albümünü çok dinledim. Fuck You Feelings.
Şey şimdi enstrümantal hali de çıktı. Ondan sonra yani böyle galiba o biraz böyle öfkeli miyim neyim? Yani zaten Cahille Sohbeti Kestim diye bir albüm yaptıysam demek ki biraz sinirliyim ki Robert Glasper'ın bu albümünü kendime böyle şey bellemişim yani. Ondan sonra arkadaş bellemişim. Sonra Fiona Apple'ın yeni albümü çıktı ki ben hani yıllardır zaten hayran olduğum bir müzisyen, kadın müzisyendir. Fiona Apple'ın son albümünü çok çok beğendim, bayıldım. Ondan sonra bakayım yani Türkiye'de çıkan her şeyi dinlemeye çalışıyorum. Tabii ki her şey dediğim işte atıyorum Evren Can Gündüz'ün son albümünden Su İdil'in ilk albümüne filan de hani kim var kim yok böyle daha alternatif isimler diyeyim. Hani pop janrında da işte beğendiğim 3-5 kişi var zaten. Hani onun dışında da daha çok caz, Türk cazı beni daha çok heyecanlandırıyor diyeyim son zaten işte ne bileyim 20 yıldır heyecanlandırıyor da özellikle kendi müziğini yapan, albümlerini yapan insanların sayısı son 5 yılda çok arttığı için bütün Türk cazındaki arkadaşlarımın albümlerini dinlemeye çalışıyorum. Ondan sonra işte tabii ki şeyler de var. Hani eski albümlere de çok girişiyorum. İşte ne dinledim başka? Tigran Hamasyan çok dinledim. Yine herkese tavsiye ediyorum. Zaten beni takip edenler Tigran Hamasyan'ı çok sevdiğimi biliyorlar. Billie Eilish'i yani dünyadaki herkes gibi ben de çok takip ettim ve geçtiğimiz yıl boyunca çok dinledim. Ve şu anda George Floyd olayında aldığı tavır ve cesareti de açıkçası Billie Eilish'in beni böyle çok duygulandırıyor. Böyle küçücük bir kızın Trump'a ettiği o küfürler beni gaza getiriyor açıkçası. Çok hoşuma gidiyor yani. Ondan sonra yani başka kimleri dinledim bakayım. Bakayım. Yani galiba işte böyle aslında çok da işte Can Güngör'ün yeni albümü çıktı. Fikri Karayel bir şeyler yapıyor. Onları hep böyle bir takip ediyorum, dinliyorum. Ondan sonra başka kimler var? Böyle galiba ya. Yani vallahi az değil. Şeyleri de dinliyorum az değil. Tabii ki. Aha, tabii ki. Yani bana ama... az gibi geldi. Yok. Şey yani, diye dediğimiz her şeyi hatırlayamayız. Ben mesela Spotify'daki bazı listelerindeki dönüp baktığımda şimdi bir sürü şarkının olduğu listeler var. Kafamdan sayamam tek tek orada hangi müzisyenlerin hangi şarkılarının olduğu ama sürekli dinliyorum mesela. Evet, o başka evet, bir şey tabii. Bence. Yani çok uzun zamandır dinlediğim şeylere belki işte o filmlerde de döndüğüm gibi albümlerde de döndüm. Yani şimdi Fiona Apple'ın yeni albümü çıkınca işte hadi döneyim eski albümlerini de dinleyeyim. Oradan Tori Amos'a, hadi oradan Björk'e, PJ Harvey'e geçeyim falan. Ya işte bir tane Björk tişörtü var mıdır? Bir tane Björk tişörtü sipariş edip evin içinde onunla dolaşayım falan gibi böyle bir Jordan, 90'larda. Jordan tişörtüne ve Björk tişörtüne dönüş zamanı olmuş yani. Evet yani tam bir 90'lar ve gençlik ve çocukluk işte kitapta şahane da çocukluğu mi sorgulayalım boşluk hissine bakalım falan. Öyle biraz çocukluğuma dönmüşüm galiba bak seninle konuşunca ortaya çıktı aslında bu da. Çok güzel bir şeyler ortaya çıktı. Çok teşekkür ederim. Hem bu keyifli sohbet rica için ederim. Hem de seni daha yakından tanımamıza izin verdiğin için. Ne demek ben teşekkür ederim. Medyaskop'a herkese çok selamlar, sevgiler. Öperim sizleri. Biz de sizi.